Nokta tatlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle sigara böreği yapacağız. Malzemeler 5 adet patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, 5-6 dilim taze kaşar peyniri, 5 adet yufka, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber. Kızartmak için sıvı yağ. Şimdi sigara böreğini yapmaya başlayalım. İlk önce patatesleri yıkayarak işe başlayalım. Yıkadığımız patatesleri derin tencereye koyarak kaynatalım. Fazla buhar dışarı çıkmasın diye kapağını kapatalım. Patateslerin yumuşayıp yumuşamadıklarını arada kontrol edelim. Patatesler yumuşamışsa çatal rahatlıkla girecektir. Yaklaşık 20-25 dakika sonra patateslerimiz pişti. Kaynayan patatesleri bir süzgeç yardımıyla süzelim. Soğuk suyun altına tutarak soğumasını bekleyelim. Patatesleri soğuttuktan sonra artık soymaya başlayabiliriz. Kabuklarını soyduğumuz patatesleri rahatça ezebilmek için derince bir kaseye alalım. Patatesi ezme aparatınız varsa onu kullanın. Patates ezme aparatınız yoksa çatalda kullanabilirsiniz. Patatesi ezerken arada tortular kalmasın. Hepsini pürüzsüz bir şekilde ezin. Patatesi ezme işleminiz bittiyse sigara böreğinin iç harcını hazırlamaya geçebiliriz. İlk önce kaşar peynirlerini ince ince dilimleyelim veya rendeleyelim. Kaşar peynirini rendelemek istemiyorsanız elinizle de doğrayabilirsiniz. İç harcının içine giren kaşar peyniri eriyeceğinden fark edilmeyecektir. Derin yapışmayan bir tencereye sıvı yağını ve tereyağını ilave edelim. Tereyağının biraz erimesini bekleyelim. Tereyağını erittikten sonra ezmiş olduğumuz patatesleri içine ilave edelim. Karıştırarak bir müddet pişirelim. Patateslerin yanmaması için ve tencereye yapışmaması için sürekli karıştıralım. Patatesler yumuşayıp tereyağı ile bütünleştikten sonra sütünü ilave edelim. Bir müddet de bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edelim. Ardından damak zevkimize göre tuzunu ilave edelim. İnce ince doğramış olduğumuz kaşar peynirini ilave edelim. Patatesin içinde kaşar peyniri eriyene kadar bir müddet karıştırarak pişirelim. Tekrar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Patatesler sakız kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edelim. En son olarak karabiberini ilave edelim. Mıhlama veya kuymak yaparken elde ettiğimiz gibi esnek bir kıvam elde edene kadar pişirmeye devam edelim. İç harcımız hazır. Şimdi börek için yufkalarımızı hazırlayalım. Tezgahın üzerinde yufkalarımızı yayalım.
Önce 2'ye, sonra 4'e katlayalım. Bir bıçak yardımıyla 4 parmak kalınlığında üçgenler keselim. Yufkanın uç kısmından 4 parmak kalınlığından başlayarak sona doğru sıfırlayalım. Hazırlamış olduğumuz iç harcından bir kaşık alarak yufkanın geniş kısmına koyalım. İç harcının dökülmemesi için iki ucunu kapatıp sarmaya başlayalım. Rulo yapar gibi sıkı bir şekilde saralım. Sarmış olduğumuz sigara böreğinin uç kısmını suya batırıp yapıştıralım. Bu şekilde sigara böreğinin açılmasını önlemiş olacağız. Bu işleme yufkalar bitene kadar devam edelim. Dilerseniz daha küçük ebatlarda sigara böreği de yapabilirsiniz. Sigara böreğini fazlaca yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ani bir misafiriniz geldiğinde buzdolabından çıkarıp kızartması çok daha kolay olacaktır. Ben biraz fazlaca yaptım. Bir kısmını derin dondurucuda saklayacağım. Siz de benim gibi fazlaca yaptıysanız bir kısmını derin dondurucuya koyarak saklayabilirsiniz. Derin dondurucuya koyacağınız sigara böreklerinizi pişirmenize gerek yok. Çiğ olarak koymanız gerekir. Pişmiş olarak koyarsanız ikinci bir kez yağ çekeceğinden tadı biraz daha yağlı olacaktır. Sigara böreğini sarma işleminiz bittiyse kızartmaya geçebiliriz. Geniş ve yapışmayan bir tava alıp içine sıvı yağını ilave edelim. Yağın kızmasını bekleyelim. Yağı iyice kızdırdıktan sonra sigara böreklerini teker teker ilave edelim. Önce ön yüzlerini kızartalım. Kızartma esnasında maşa yardımıyla arada bir kontrol edelim. Ön yüzleri kızarmışsa arka yüzlerini çevirip kızartmaya devam edelim. Kızartma yaparken yakmamaya özen gösterelim. Sigara böreklerini koyacağımız servis tabağına peçete serelim. Peçete sigara böreklerinin fazla yağını alacaktır. Kızaran sigara böreklerini servis tabağına artık alabiliriz. Servis tabağına sigara böreklerini aldıktan sonra üzerini herhangi bir kapakla örtmeyiniz. Açıkta bırakırsanız daha çıtır çıtır olur.
Aralara streç film sererek kat kat sigara böreklerini dizebilirsiniz. Sigara böreklerimiz hazır. Afiyet olsun. Nokta Tatlara abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.